Herkese selamlar. Bugün 12 Haziran Çarşamba. Sizlerle yine çok güzel dosyalar konuşmak isterdim. Ancak çok kötü bir dosyayla yine karşınızdayım. Biliyorum beni izlerken duygularımı paylaşıyorsunuz. Benim anlattığım olaylar, hissettiğim şeyler sizlere de geçiyor ve empati kuruyorsunuz. Üzülüyorsunuz, bunu biliyorum. Aslında sizleri üzmek istemiyorum. Ancak toplumun gerçekliğini, toplumda yaşananları, olup bitenleri, bu ülkenin çocuklarının siyasilerden ne kadar kıymetli olduğunu, siyasetten ne kadar üstün olduğunu ve onların bu ülkede başına neler geldiğini bilmenin en doğal hakkınız olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden bir kez daha tüm işimi gücümü bıraktım. Bu YouTube yayınıyla karşınızdayım. Şimdi dosyaya başlamak istiyorum. Yine bir cinsel istismar dosyası. Bu ara ne çok cinsel istismar dosyası yazıyorsun Seyhan diyenler olacak eminim. Ancak en son yazdığım dosyalardan sonra o kadar büyük bir tepkisellik, o kadar büyük kamuoyu oluştu ki yurdun dört bir yanından dosyalar yağıyor. Her birine yetişmeye çalışıyorum. Yetişebiliyor muyum? Elbette ki tamamını şu aşamada yetişemiyorum ama hepsini okumaya çaba sarf ediyorum. Şimdi tam da size böyle bir olaydan bahsedeceğim. Bu kez yer İzmir. İzmir'in Narlıdere ilçesi. Olayların öbeğinde 13 yaşında bir çocuk var. Çocuğun ismini çocuğun üstün yararı gereği değiştirerek kodladım. BA diye hitap edeceğiz biz bu çocuğa. Size BA'nın hikayesini, BA'nın yaşadıklarını anlatacağım. BA 13 yaşında İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşıyor. Annesi temizlik görevlisi, babası ise bir atölyede, bir ayakkabı atölyesinde çalışıyor. Anne ve baba ayrı, 1,5 yaşındayken, BA 1,5 yaşındayken ayrılmışlar. BA ilkokula gidiyor ve ilkokulda karıştığı bir kavga nedeniyle okuldan kopuyor. Anne ve okul müdürü kendi aralarında bir anlaşma yapıyorlar. Bu ailenin anlatımı. BA sadece sınavlara girecek ve okuldan öylelikle mezun olacak, okula gitmeyecek. Sistem dışına itilen bir çocuğun hikayesini bugün benden dinleyeceksiniz. BA sistem dışında kalıyor, okula gidemiyor, yaşıtlarıyla beraber değil. İlçede yapabileceği ne var? Bir mahalle kahvesi. Bir mahalle kahvesi var ve o mahalle kahvesine takılmaya başlıyor. Çok sık gidiyor. Orada annesinin de bazı tanıdığı isimler var. Onlara güvenerek gidiyor. Kahvenin sahibi Emin Gezer adında bir şahıs. Emin Gezer'in bir de kardeşi var, Sedat Gezer. Bunlar Beyan'ın annesiyle tanışan isimler. Beya onlara güvendiği için bu kahveye sık sık gitmeye başlıyor. Kahvehanede 69 yaşında, yanlış duymadınız, tam 69 yaşında Mustafa Bircan isimli bir adam var. Bu adamın şöyle bir özelliği var tanıyanların aktarımına göre. Bütün gün kahvede oturur, çay kahve içer ve pornografik görüntüler izler. Yanlış duymadınız, 69 yaşında bütün günü kahvede geçiren, çevresi tarafından çok zengin olduğu bilinen ve sürekli pornografik görüntüler izleyen bir adam portresinden bahsediyoruz. Mustafa Bircan bir gün kahvedeki BA'yı yanına çağırıyor ve diyor ki gel diyor, telefonumda bir şey var sana göstereyim diyor. Çocuğa 1,5-2 dakika boyunca o pornografik görüntüleri gösteriyor. Sonrasında yine bir gün bugün bize gidelim mi diyor. Sana evde diyor çay ikram ederim diyor. BA'yı da alarak aynı mahallede bulunan evlerine gidiyor. BA'ya o evde 4 tane ilaç içiriyor. Bunlar ifade tutanaklarına yansıyan detaylar. İlacın ismi dosyada var, ifadelerde var. Ancak ben ilacın ismini şu an burada vermeyi doğru bulmuyorum. Bu epilepsi nöbeti geçirenlere verilen bir ilaç. O ilaçlar ne kadar ağırdır hepiniz bilirsiniz. Çocuğa 4 tane ilaç içiriyor. Çocuk sarsılmaya başlıyor. Bir süre sonra yarı baygın hale geliyor. Tırnak içerisinde söylüyorum, çocuğu etkisiz hale getiriyor. Ki çocuk baygın hale gelmese de 13 yaşındaki bir çocuk, 69 yaşındaki bir adama direnebilir mi? Bunu da sizlere bırakıyorum. Çocuk yarı baygın haldeyken Mustafa Bircan isimli şahıs bu çocuğa tecavüz ediyor. Yanlış duymadınız. Çocuğa ilaç veriyor, çocuğu uyutuyor ve çocuğa tecavüz ediyor. BA çok korkuyor ve yaşadığı dehşeti kimseye anlatamıyor. Bircan tehdit etmeye devam ediyor. İşte bugün gelmezsen ailene söylerim, gelmezsen ona söylerim, gelmezsen şuna söylerim. BA bir süre bu yaşadığı tehditlere boyun eğiyor. Ancak bu bataklıkta düştüğü korkunç durumdan da kurtulmak istiyor. Bir çıkış yolu aslında arıyor. Ve kahvenin sahibine, Emin Gezer'e gidiyor. Diyor ki benim başıma böyle bir şey geldi ve bunu anlatmak istiyorum sana. Bana yardım et diyor. Emin Gezer ne diyor sizce? Çocuğu kurtarması beklenir değil mi? Ancak böyle yapmıyor. Hemen kafasında bir plan kuruyor. Diyor ki tamam diyor, yolunu buldum ben diyor. Mustafa diyor sana tecavüz ederken
sen Mustafa ile beraberken, Mustafa sana tecavüz ederken ben evin bir yerine saklanmış olacağım. Onu görüntüye çekeceğim, kayda alacağım. Mustafa Bircan zaten çok zengin. Koparabildiğimiz kadar parayı koparız. Söz veriyorum, seni de en iyi psikoloğa götüreceğim. Yanlış duymadınız. Çocuğu kurtarması gereken kişi çocuğun istismara uğradığı görüntüleri çekerek faile şantaj yapmayı planlıyor. Veya bunu istemiyor ve bunu kabul etmiyor. Ancak bu defa Emin Gezer tarafından tehdide, şantaja uğruyor. Ve bunu kabul etmek zorunda kalıyor Bea. Mustafa Bircan'la yine bir gün evde beraberler. Emin Gezer yanına iki tane de arkadaşını alıyor. Hemen o arkadaşların isimlerini de sizlere söyleyeceğim. Emin Gezer yanına arkadaşları Mustafa Sünük ve Şiar Erkuş'u alıyor. Beraber bu failin evine, balkonuna saklanıyorlar. Fail çocuğa istismar ederken görüntüye çekiyorlar. Ve bir anda odaya girip seni görüntüye çektik, ne yapıyorsun diyerek faile saldırıyorlar. Evet, plan kötü insanlar için başarılı oluyor. O kötü plan kötü insanlar için başarılı oluyor. Mustafa Bircan'dan bir para koparılmış mıdır, koparılmamış mıdır? Şantaj sonunda bir para ödemiş midir Bircan? Bu aşamada bunu bilmiyoruz. Ancak Bea çok korkmuş, çok yorulmuş bir vaziyette. Bir çıkış yolu daha arıyor. Bu kez Emin Gezer'in abisi Sedat Gezer'e gidiyor. Ve Emin'in kendisine yaptıklarını anlatıyor. Bircan'ın, fail Bircan'ın kendisine, Mustafa Bircan'ın kendisine yaptıklarını anlatıyor. Sedat Gezer'in kendisine sahip çıkacağını düşünüyor. Ancak Sedat Gezer diyor ki, bu arada bu Sedat Gezer cezaevinden yeni çıkmış biri. Bu akşam size geleceğim diyor. Annenle oturur sohbet ederiz diyor. Seninle oturur sohbet ederiz diyor. O gece onlarda kalıyor. Çocuğun annesi uyurken aynı evde, çocuğun evinde gece 3'te çocuğa tecavüz ediyor. Çocuk kendi evinde tecavüze uğrarken bağıramıyor, çağıramıyor. Çünkü annesinin duymasından korkuyor. Bir fail çocuğun kendi evinde çocuğa tecavüz ediyor. Ben anlatırken zorlanıyorum. Hepinizden özür dilerim. Zaman zaman yutkunmak, öfkemi bastırmak zorunda kalıyorum. Hikaye bununla da bitmiyor. Dehşet bununla da bitmiyor. Emin Gezer bunu yaşattı ya çocuğa. Sedat Gezer yaşattı ya. Mustafa Bircan yaşattı ya. Bu defa Emin Gezer'in bir arkadaşı var. Mehmet Aslan. Bu da çocuğa cinsel istismarda bulunuyor. Ve çocuğa diyor ki, seni seks gruplarına götüreceğim. Benim gibi pek çok kişi var orada. Senin o gruplara gelmen lazım diyor. Çocuğa cinsel istismarda bulunduktan sonra çocuğa 3000 TL para uzatıyor. Bea bu parayı kabul etmiyor. Bir çocuk, 13 yaşındaki bir çocuk bir mahallenin karanlığında kayboluyor. Burada bitti sanıyorsunuz değil mi? Gezer ailesi, Bircan, başka biri. Ancak burada da bitmiyor Bea'nın yaşadığı şey. Kahveye takılan bir başka isim var. Hüseyin Atıcı. Namı diğer mahallelinin tanıdığı Hüsu amca. 79 yaşında. Yanlış duymadınız, 79 yaşında. Bea'ya diyor ki, gel seninle konuşalım. Emin Gezer'in, Sedat Gezer'in sana neler yaptığını biliyorum. Bunun üzerine konuşmalıyız diyor. Bea çok emin. Kendini kurtaracak kişinin Hüsu amca olduğunu düşünüyor. Bana yardım eder diyor. Ancak Hüsu amcasının da maalesef cinsel tacize maruz kalıyor. Anlıyor ki çevresindeki hiç kimseden bir yardım eli görmeyecek. Bu bataklıktan kurtulamayacak. Ve en yakın arkadaşına bir mahallelinin elinde yaşadığı dehşeti anlatıyor. En yakın arkadaşı ise kuzenine. Kuzeni ise aileye anlatınca ortalık karışıyor. 24 Mayıs 2024 tarihinde Bea'nın ailesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç duyurularında bulunuyor. Bir kısım fail gözaltına alınıp tutuklanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin soruşturması ise devam ediyor. Şimdi size olayın başka bir boyutunu anlatacağım. Bea'nın annesi çocuğunun yaşadıklarını duyuyor ve şikayetçi oluyor. Şikayetçi olduktan sonra ne mi yapıyor? Belki de pek çoğumuzun yapmak isteyeceği şeyi yapıyor. Asla şiddeti özendirmek istemem. Adaleti yargı vermeli. Hakimler, savcılar sağlamalı. Adaleti sağlamak bizlerin görevi değil. Ancak ben de bir anne olarak empati kurmadan yapamıyorum. Bea'nın annesi iki failin evini yakıyor. Yanlış duymadınız. İki failin evini yakıyor. Ve kahveye de bir taşlı saldırıda bulunuyor. Anne gözaltına alınıyor. Ancak mahkeme anneyi adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıyor. Annenin de başka bir dosyası var. Annenin hikayesini de bugün halktv.com.tr'de Bea'nın hikayesi var. Bir annenin yaşadığı olay ise, travma ise annenin cümlelerinden yarın
halktv.com.tr'de yer alacak. Bugün yine sizleri üzdüm. Bunu biliyorum. Ancak aynı acıları paylaşabiliyorsak insanız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim videoyu sonuna kadar izlediğiniz için ve bu korkunçluğa dayandığınız için. Sağ olun.